Avrupa Türklerin kanalı, Kanal Avrupa stüdyolarından ekranları başındaki izleyicilerimize bir Ateş Çemberi programıyla daha merhabalar. Her zaman olduğu gibi hayatımızın sinir merkezine dokunan konuları hayatın içinden, alanından uzmanlarla masaya yatırıp ortak bir yol haritası çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün stüdyomda birbirinden değerli, bilhassa son günlerde yaşadığımız gelişmelerle ilgili sözleri ve tezleri olan 3 kıymetli misafirim var. Ben misafirlerimi hemen kısaca tanıtayım. Bana göre sağ tarafta Almanya İslam Konseyi Başkanı Ali Kızılkaya Bey, hoş geldiniz. Ali Kızılkaya Bey'in sağ tarafında Osnabrück Üniversitesi İslam İlahiyatı Enstitüsü Direktörü kıymetli hocam Profesör Doktor Bülent Uçar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet değerli Kanal Avrupa izleyicileri, bilhassa Paris saldırılarından sonra Paris'te yaşanan bu mizah dergisine yapılan saldırıdan sonra Avrupa Türkleri üzerinde aslında Almanya merkeziydi şimdiye kadar yapılan tartışmalar, fakat iş biraz işin ekseni Paris'e kaydı. Fakat bundan önce de bildiğiniz gibi Almanya'da Avrupa'nın İslamlaştırılmasını önlemeye yönelik yurtseverler PEDIGA diye bir örgütle ayağa kalkmışlardı kendilerine göre. Ve şu andaki son gelişmelere baktığımızda biz Avrupa Türklerinin geleceğiyle ilgili, bilhassa Müslüman kimliğiyle ilgili çok ciddi manada tartışmalar, gelişmeler var. Bu gelişmeleri bugünkü 3 kıymetli dostumuz ile masaya yatıracağız. Biz Avrupa Türklerini, yine Almanya merkezi Avrupa Türklerini neler bekliyor ve biz Avrupa Türklerini temsil ettiğini iddiasında olan kıymetli çalışmalarına şahit olduğumuz STK'larımız, sivil kitle örgütlerimizin yapmış olduğu çalışmalar bilhassa bu arenada yeterli mi değil mi? Burada bir birliktelik sağlayabiliyor muyuz? Sağlayamıyoruz mu? Sağlanabiliyorsa hangi merhalede, sağlanamıyorsa neden diye bunu 3 misafirimizle masaya yatıracağız. Evet. Ben ilk önce müsaade ederseniz Profesör Doktor Bülent Uçar hocamdan başlamak istiyorum. Hocam bu Paris saldırılarından sonra bilhassa Almanya merkezi Avrupa Türkleri, Avrupa Müslümanları demek lazım. Müslümanlarına hakkında ve üzerinde zaman zaman onlarsız ciddi tartışmalar bilhassa medyada ve politik arenada yaşandı ve bu yaşanan olaylar biz Almanya merkezli Avrupa Müslümanlarının geleceği açısından ne manaya geliyor? Bu son tartışmaları nasıl okumamız lazım? Çünkü siz de hem kişi olarak Almanya'daki bilhassa İslami konularda hemen hemen her gremium dediğimiz ne deriz onun Türkçesini, kuruluş mu diyeriz, platform mu? Ortamda bulunan birçoğunda da oralara tabiri caizse çağrılmış, atanmış bir insansınız. Bu bize bir genel bir tasvirde bulunur musunuz? Bizi bekleyen tablo nedir? Yani öncelikle Alman toplumunu anlamak için toplumdaki sosyolojik verileri gündeme almak icap eder. Bir defa şunu tespit edelim. Almanya'da çok ciddi endişeler, korkular ve ön yargılar var. Paris'teki bu yeni gelişmeler bazında sadece meseleyi değerlendirmemek lazım. Yani kolektif olarak Alman toplumunun tarih bilincinde Müslümanlara karşı ve Türklere karşı çok ciddi sayılabilecek korkular var, endişeler var. Bunu ta 15. 16. yüzyıla kadar geri götürebilirsiniz. Luther bir örnektir. Luther'den sonra da işte Türkengefahr şeklinde ifade edilen, işte Osmanlıların Viyana önlerine kadar gelmiş olması vesaire bu toplumu derinden etkilemiş bir meseledir. Bunu 20. yüzyıldaki bazı gelişmelerle göz ardı edemeyiz. Evvela bunu bir tespit etmek lazım. Bunun dışında 11 Eylül olaylarından önce de Alman toplumunda bazı sosyolojik araştırmalar var ve bu araştırmaların her birisi şunu gösteriyor. Alman toplumunun %70'i İslam dendiğinde şiddet ve terör, kadın düşmanlığı, demokrasi karşıtlığı gibi şeyler anlıyor, algılıyor. İslam'ı bu şekilde konumlandırıyor. Bu 11 Eylül'den önce de böyleydi. Şu an çok yeni bir araştırma var. Bertelsmann Stiftung'un yaptığı. Buna göre de Almanların yaklaşık %58'i İslam'dan korkuyor ve korktuğunu da açıkça ifade ediyor. Bu bağlamda da işte İslam Almanya'ya ait midir, değil midir gibi bazı siyasi tartışmalar var. Aslında İslam'ın Almanya'ya aidiyeti çok önemli bir mesele değil ama bu tartışmanın arkasında olan düşünce önemli. Burada da siyasiler bu aidiyet meselesi üzerinden Müslümanlara nasıl yaklaşılmalı? Aslında bunu tartışıyorlar. Paris'teki terör olayları aslında bu korkuları, yani toplumda öteden beri var olan bu korkuların
destekleyen, onların önünü açan, o tip düşüncede olan insanların tezini güçlendiren argüman vermiştir. Tabii ki bu ne kadar toplum için, Müslüman toplum için genelleştirilebilir, teşmil edilebilir, bu elbette ki yapılamaz. Yani biz biliyoruz ki bu tip terör olaylarından en büyük ızdırabı, en büyük sıkıntıyı Müslümanlar çekmekte. Hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da. Yani Irak'ın, Suriye'nin, işte Mısır'ın ve diğer İslam ülkelerinin durumuna bakarsanız, bu tip, yani bunun adını açıkça ifade etmek lazım, bunlar İslam'ı istismar eden din simsarları, İslam'ı kendi terör ve şiddet eğilimleri yönünde kullanan insanlar. Ve bunun en büyük ızdırabını çeken insanlar da Müslümanlar. İslam dünyasında bu böyle ve Avrupa'da da böyle. Çünkü Avrupalılar bu bağlamda Müslüman dendiğinde, mütedeyyin dindar kitlelerden bahsedildiğinde hep böyle eşit, bunu terörle, terörizmle eşitliyorlar. Bu bağlamda bizim meseleye yaklaşmamız lazım. Takdir edilmesi gereken bir mesele. Bütün İslami cemaatler Almanya'da ve bu alanda etkin ve yetkin olan Müslümanların bütün temsilcileri, hem ilahiyat alandaki hocalarımız hem dini cemaatler gereken tepkiyi gösterdiler. Burada Berlin'de önemli bir toplantı yapıldı, gösteri yapıldı. Onun bazı sıkıntıların olduğunu ben duydum gıyaben. O ayrı bir mesele. Ama toplumun, topluma yansıması bakımından, yani toplumdaki korkuları, endişelerin alınması bakımından bu tip tepki önemliydi. Bunun artarak devam edilmesi, ettirilmesi gerekir. Çünkü Alman toplumunun çok ciddi bir bölümü İslam'ı medya üzerinden tanıyor. Yani Leipzig, evet. Dresden, bu Pegida meselelerinde böyle değerlendirmek lazım. Müslümanlarla derin ilişkilerin olduğu, tanışıklığın olduğu, hasbihalin olduğu toplumlarda, Alman toplumundan bahsediyorum, özellikle Batı Almanya'da, İslam'ın aleyhinde öyle çok ciddi bir korku ve endişe yok. Ama Müslümanların çok az yaşadığı Doğu Almanya gibi bölgelerde insanların İslam algısını medya üzerinden, yani bu biliyorsunuz medya üzerinden belli bir servis var, medya üzerinden anladığı şekilde ki toplumlarda çok ciddi İslam korkusu var. Burada da bizim mesuliyetimiz, bizim görevimiz, İslam adına toplum içinde konuşan insanlar olarak, dini cemaatlerin temsilcileri, başkanları, yöneticileri olarak bunu uygun bir şekilde İslam'ın güler yüzünü, İslam'ın her türlü şiddetten, baskıdan, zulümden, insafsızlıktan, izansızlıktan uzak yönünü, tam aksine İslam'ın adaletini, ihsanını, güzelliğini göstermekle biz mükellefiz. Bu konuda vazifemizi hakkıyla yapıyor muyuz? Burada endişem var. Hem ilahiyat hocaları olarak... O programımızın akış içerisinde geleceğiz. Yani evet. Şöyle söyleyeyim, lafınızı kesmek istememekle birlikte hep yani bizim algılanma şeklimizden şikayetçiyiz haklı olarak. Ama peki biz algılanırken verdiğimiz resimler de var. Siz Berlin etkinliğinden bahsettiniz. Diğer bir sürü etkinlikler var. O etkinliklerde yani İslam'ın topyekün yüzünü, içerisinde yaşadığımız, yeni yerlisi olduğumuz Almanya merkezi Avrupa'yı anlatmamız gerekirken, siz anlatırken ben sizi bir yerden bacağınızdan çekiyorum. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bunu da usulü dairesinde konuşmak isterim. Çünkü şöyle, yani Ali Bey'in at dediğine ben Ali Bey'in olmadığı yerde kara diyorsam burada bir sıkıntı vardır. Yani birbirimizle anlaşamıyorsak, aynı kültürel havzadan gelen insanlar olarak, aynı dine mensup insanlar olarak Bülent Hocam, bunu içerisinde yaşadığımız Alman toplumunun farkında olmaması mümkün değil. Evet. Yani fark kurnazı yapmamak lazım diye düşünüyorum. Evet, yani biz öz eleştiri kültürümüzü, evet, geliştirmemiz lazım. Yani öz eleştirinin olmadığı yerde gelişme olmaz. Bu hem akademiya için geçerlidir, hem dini cemaatler için geçerlidir, hem bütün kurumlar için, insanların bir arada olduğu bütün kurumlar için geçerlidir. Öz eleştiri tabii iyi niyetli olmak zorunda, yapıcı eleştiri olmak zorunda. Bu bağlamda yapmamız gereken çok iş var. Bunu belki ayrı bir fasılda konuşabiliriz. İnşallah. Bu Almanya'daki son tartışmalar, İslam Almanya'ya ait değildir ama Müslümanlar Almanya'ya aittir noktasında baktığımız zaman bir antropolojik bir sıkıntı var herhalde. Sanıyorum. Yani o açıdan baktığınız zaman. Bu işin sosyolojisini bir sizden alabilir miyim Bülent Hocam? Yani Almanya Müslümanlığı sosyolojisini bir açar mısınız? Yani belki şöyle ifade etmek lazım. Alman toplumu Müslümanlarla çok fazla bir arada yaşamaya hazırlıklı değildi.
Bunu da bu bir tez ama bunun tarihi kökenler neyine baktığınızda Alman toplumu tarih itibariyle dini bakımdan genelde yekpare bir yapıya sahip. Yani hiçbir zaman Müslümanlarla bir arada yaşamamışlar tarihlerine indiğinizde. En fazla Yahudilerle, Musevilerle birlikte yaşamışlar ve Yahudilerin en yani sayı bakımından en yüksek olduğu dönem 500 bine tekabül ediyor. Şu an ise Almanya'da 4 milyondan fazla Müslüman yaşamakta. Ve hani buradaki Hristiyanlık, Katolikliğin dışında bir başka mezhep doğurduğunda, Protestanlığı doğurduğunda bunun nelere sebep olduğunu tarih okuyan insanlar olarak hepimiz biliyoruz. 30 yıl savaşı yapılmış, yani İskandinav ülkelerinden ta İspanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya, İsveç'e kadar bütün bu ülkeler mezhep savaşlarıyla 1618-48 arası Avrupa'yı kan revan içinde bırakmışlar. Yani evet. Avrupa'nın böyle bir tarihi var. Bunu bilmek lazım. Halbuki Türklerin tarihine, daha doğrusu Müslümanların tarihine baktığınızda Müslümanlar her zaman dini olarak çoğulcu bir toplum içerisinde yaşamıştır. Hep Yahudilerle ve Hristiyanlarla bir arada yaşamıştır. Yani mesela bugün bakın Mısır'a bakın, Suriye'ye hala Suriye'ye bakın, Irak'a bakın. Bütün bu ülkelerde %10'luk, %20'lik hatta %30'luk gayrimüslim azınlıklar vardır. 1400 yıllık İslam hakimiyetine rağmen bu böyledir. Daha uzakları bırakın, Anadolu topraklarına bakın. Orada bile yani 1890'lardaki nüfus sayımlarını biliyoruz biz Osmanlı döneminde. Mesela hatırlar, yani hafızam beni şu an yanıltmıyorsa Sivas'ın, Ankara'nın, Kayseri'nin yaklaşık %30'u Ortodoks Yunan, Rum insanlardan oluşuyor, Yahudilerden oluşuyor ve Ermenilerden oluşuyor. Ve bin yıllık Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine rağmen bu böyle. Balkanlara bakın, 500 yıl, 600 yıl Osmanlı orada hüküm sürmüş ama hala o toprakların %70'i gayrimüslim. Halbuki tersinden baktığınızda, tersinden okuduğunuzda tarihi ve coğrafyayı, 7 asır Emeviler İspanya'da hüküm sürmüşler. Endülüs Emevi medeniyetini, devletini kurmuşlar. Ama ne zamanki orayı Katolik İspanyollar fethetmişler, bir tane Müslüman bırakmamışlar. Hatta çok affedersiniz, zorla ihtida ettirilmişler. 100 yıl sonra da bu insanların sünnet olup olmadığını dahi kontrol etmişler. Sünnet olmayanları da bilahare kovmuşlar, göndermişler. Dolayısıyla bunları görmemiz, bilmemiz, hesaba dahil etmemiz gerekir günümüzü ve tarihi değerlendirirken. Ama bu işin bir kısmı, bu madalyonun bir tarafı. Yani başkasını eleştirmek, suçu, hatayı, kusuru, eksiği ötelerde görmek kolay bir yaklaşımdır. Evet. Bence biz kendimize de bakmamız lazım. Yani bizim de yanlışımız, hatamız, kusurumuz, eksiğimiz var mı? Yani mesela şu Paris olayları olduğunda birçok insan bana geldi. Ya dedi işte bunu dedi işte belli istihbarat teşkilatları falan yapmıştır. İşte onları kullanmıştır. Yani oradaki o işi yapan kişileri. Ben de şöyle dedim onlara, yani onu bilemem. O konuda bilgim ve malumatım yok. Kim neyi nasıl ne şekilde yapmıştır, yapabilir, yapabilecek konumdadır. Bunlar büyük devletlerin kendi işleridir. Oraya benim aklım da ermez, bilgim de yetmez. Estağfurullah. Ama benim için mühim olan şey şudur. Bizim aramızda, Müslümanların arasında böylesi faaliyetlerde bulunabilecek, duygusal olarak manipüle edildiğinde bu tip tepkilere vesile olabilecek insanlar var mı yok mu? Var. Ha, bu yetenekte insanlar var mı? O tartışılır. Evet. Ama bunu yapmaya niyetli insanların olduğunu ben bizzat biliyorum. Burada da şunu hatırlıyorum. Yani Yusuf İslam var, malum bu, Cat Stevens evet. diye. Onun bir sözü var. Yani bu beni hep yaralar, üzer. Ama bunun üzerine durmamız lazım. Yani ben Kur'an'la tanışmadan önce Müslümanlarla tanışsaydım, Müslüman olmazdım der. Evet. Yani belki bizdeki en temel eksiklerden, hatalardan birisi şu ki, yani biz Müslüman olmakla, kelime-i şehadet getirmekle örnek olacağımızı, kendimizi kurtaracağımızı belki düşünüyoruz, belki öyle inanıyoruz. Bunun yeterli olmayacağı kesin ve aşikar. Yani ayet-i kerimede bile Müslümanlar, yani doğrudan bir ayet-i kerime var. Ya eyyühellezine amenud hulû fissilmi kâffe. Ey iman edenler, topluca barışa, selamete, silme girin diye Müslümanlara hitap var. Dolayısıyla bir insanın iman etmiş olması, onun bizatihi barışı içselleştirmiş olması manasına gelmez. Yani burada
bizim kendimize dönük, kendimize bakmamız gerekir. İşte Akif'in sözü var, onu hatırlıyorum. Müslümanlık nerede, bizden geçmiş insanlık bile, alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hepsi makberdedir. Müslümanlık nerede bilmem ama galiba göklerdedir diyor. Evet. Bunun gibi bizler hepimiz hem akademiyadaki hocalar olarak, hem dini cemaatlerdeki önderler, öncüler olarak, hem camilerimizdeki imamlar olarak kendimizi sorgulamamız, İslam'ı niye daha güzel anlatamadık, ifade edemedik, bu toplumda niçin daha güzel temsil edemedik, bu konular üzerinde durmamız gerekiyor. Burada da işte bu Almanya İslamı, Avrupa İslamı gibi meseleler tartışılıyor. Belki o konulara da girebiliriz. Şimdi bir de şu var Bülent Hocam, yani şimdi Almanya İslamı kendi içerisinde de bir yekpare değil, yani tek bir şey değil. Onun da liberal kanatı var, işte Müslümanlıktan ayrıldığını söyleyen eks, yani bir zamanlar Müslümanlar var. İşte yine Almanya'nın yeni yetişen bizim çocuklarımızın inandığı veyahut da inanmak istediği ve onlara sunulmak istenen bir İslam var. Bunu programımızın ikinci kısmında kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Şimdi hocam, Kur'an'ı teolojik bir yaklaşımla baktığımızda bir Alman İslamı olayı mümkün mü? Yoksa Almanya Müslümanlığı mı? Şimdi yani bu düşüncelerin hepsine aynen katılıyorum. Yani hepsini de tasdik ederim, teyit ederim. Yahudilerle ilgili aklıma bir şey geldi. 19. sorunuza hemen döneceğim. Evet. 19. yüzyıla kadar Yahudiler asimile olmamışlardı malum. Hı-hı. Ve de ewige Jude, de ewige Jud diye Alman topraklarında böyle bir ifade biçimi vardı. Yahudiler hep kendi aralarında yaşarlar. İşte paralel toplumları vardır. Kıyafetleri, Almancaları, kültürleri, örfleri, dinleri hep kendilerine nevi şahsına münhasır olarak kabul edilirdi. Ve Alman toplumu tarafından genelde dışlanırdı Yahudiler. 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılda asimile oldular. Asimile olduktan sonra da başlarına gelen malum. Dolayısıyla şimdi Müslümanlardan ya da Türkiye kökenli insanlardan böylesi taleplerde bulunan insanların tarihi olarak bu gelişmeyi de hesaba katmaları icap eder diye düşünüyorum. Sizin sorunuza gelince, yani şöyle, İslam evrensel bir dindir. Alem şumul bir dindir. Ve biz şöyle inanırız, Cenab-ı Mevlam tarih boyu içerisinde 124 bin bir rivayete göre, bir başka rivayete göre 224 bin, yani 10 binlerce peygamberler göndermiş. Ve bu peygamberler vasıtasıyla insanlarla, milletlerle, ümmetlerle irtibat kurmuş. Bu peygamberler örneklik, temsiliyet makamında bulunmuş. Son peygamber, peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla vahiy de onun vefatıyla tamamlanmıştır. Biz ondan sonra herhangi bir şekilde herhangi bir insana vahyin inebileceğine inanmayız. Peygamberimizle nübüvvet kapısı kapanmıştır, o iş bitmiştir. Dolayısıyla İslam'ın temel esasları 632 yılından günümüze kadar sabittir. Onlar değişmez ve hiçbir zaman da değişmemiştir. Ne tarih içerisinde, zaman dilimi içerisinde değişmiştir, ne de coğrafya bakımından değişmiştir. Fas'ta bugün İslam'ın esasları neyse Endonezya'da da öyledir. Suud'da neyse Anadolu'da da öyledir. Bu değişmez. Fakat İslam girdiği toplumlara, girdiği kültürlere, girdiği örflere kendi boyasını verdiği gibi o toplumların renginden de hep etkilene gelmiştir. Bu böyle olmuştur. Yani bunu da kıyafetlerinden, İslam'ı algılama ve yaşama biçimlerinden hala günümüzde görebiliriz. Yani bugün Balkanlara bir bakın, evet. Oradaki Müslümanlara sadece sureta, siretlerine evet. Hiç inmeden sadece sureta bakın. Balkanlarda İslam'ın yaşama biçimiyle örneğin İran'da, örneğin Orta Asya'da çok ciddi farklar göreceksiniz. Bu da normaldir, bunun böyle olması gerekir. Dinin temel esasları değişmez. Orada mecellede şöyle bir kural vardır. Mevridi nas'ta içtihada mesa yoktur. Eğer bir mesele Kur'an ve sünnet bazında açık ve net olarak ifade edilmişse oraya hiç kimse müdahale edemez. Hükmün menatı meselesi vardır. İşte usulcüler bu meselelerle ilgilenir. Onlar ayrı teknik mesele. Evet. Onunla ilgili belki ayrı bir program yapmak lazım. Ama genelde bu söylediğim bu şekildedir.
Ama bir de şu var, örfün değişmesiyle, zamanın değişmesiyle de hükümler değişebilir. Orada da yine Mecelle'de buna benzer bir başka kural var. O da öbür taraftan bunu dengeler. Ezmanın tegayyürü ile ahkamın tebdili inkar olunamaz derler. Yani zamanın değişmesiyle hükümlerin de değişebileceği inkar olunamaz manasına. Ama bunun nasıl olacağı, ne şekilde olacağı, bunun nasıl somutlaştırılacağını ne Ahmet Efendi ne Mehmet Efendi yapar. Bununla ilgili bizim işte Zekeriya Bey'in de ifade ettiği gibi 14 asırlık bir İslam geleneğimiz var. İslam ilim geleneğimiz var. Burada alimlerimiz işte usulü fıkıh ilmi, usulü tefsir ilmi gibi ilim dalları kurmuşlar, oluşturmuşlar, zamanla bunu somutlaştırmışlar. Dolayısıyla bu alandaki alimler, üstadlar, büyükler bu tip çalışmaları yapmak zorundadır. Buna işte ne liberal modernizm bu işi başarabilir, ne de işte taassup içerisindeki selefi cereyanlar bu işin altından kalkabilir. Burada bizim kendimize ait kavramlarımız var, dini literatürümüz var. Burada tecditten, ihyadan, içtihattan bahsedilir. Dolayısıyla bu ahkamın toplumsal örfe uyarlanmasını alimlerimiz, mücedditlerimiz, müçtehitlerimiz yapmak zorundadır. Bu gerçekten usulünce yapılıyor mu, yapılabilindi mi, günümüze cevapları verilebilindi mi? Bu konuda benim bazı şüphe ve endişelerim var. Burada ne toplumsal baskı, hele hele gayrimüslimlerin yani Müslümanlardan böyle bir talepte bulunması zaten olacak şey değildir. Çünkü bu dinin muhatabı o dine inanan, mütedeyyin, mümin insanlardır. Dolayısıyla ne böyle birilerinin işte Müslümanlara empoze ettiği gibi modernist, liberal bir yaklaşım bu alanda ufuk açıcı olabilir, ne de taassup içerisinde geriye dönük bir bakışta bu tip meseleleri çözebiliriz. Orta yolda durarak, müstakim bir anlayışla bu meselelerin doğru olanlarını sürdürüp ama eksiklerini, hatalarını, kusurlarını, yanlışlarını da tespit edip günümüze aktarmak lazım. Belki şöyle bir örnekle bunu ifade edebilirim son olarak. Yani biliyorsunuz hepimiz hastalandığımızda işte kış ayları hepimizin işte hasta olduğu dönem. Hastalandığımızda yaptığımız ilk iş doktora gideriz. Ve burada da en çok güvendiğimiz, itimat ettiğimiz, kendi bilgisine, ilmine itibar ettiğimiz hekime, tabibe, doktora müracaat ederiz. O da kendi bilgisine istinaden bize reçete yazar. Biz de o reçeteyi alırız, eczaneye gideriz. Ondan sonra o ilaçları alır ve gereken müdahalelerde bulunuruz kendimize. Dolayısıyla normalde yapılması gereken yaklaşım budur. Buradaki eczanede, buradaki hekimlerde, doktorlarda bizim alimlerimizdir, mezheplerimizdir, geleneğimizdir. Ama şu da olabilir. Bazen bazı ilaçlar gereken etkiyi gösteremeyebilir. Çünkü bundan 1000 yıl önceki insanların bünyesi daha farklı olabilir. Ne bileyim eskiden insanlar 1.50, 1.60 boyundaydı. Günümüzde insanlar 1.80, 1.90 olabiliyor. Dolayısıyla bu hesap edilerek işte buradaki o ilacın dozajı yeniden hesaplanabilir, uyarlanabilir. Ama bunu da yine yapacak olanlar o eczacılardır, o hekimlerdir, o alanın uzmanlarıdır, mütehassıslarıdır. Evet, güzel. Şimdi gittikleri yerde Almanlarla en fazla dirsek teması olan, bilhassa entelektüel seviyede, akademiye, yani ilim adamlarıyla. Ben sizinle ilgili çıkan haberlere, yazılara, çizilere, sizin cimrilik yaparak kendinizin şahsi olarak paylaşmadığınız birçok şeyleri, çalışmalarınızı gittiğiniz yerlerin yayın organlarından görüyorum. Birincisi şunu sorayım, siz kendi gittiğiniz yerlerle ilgili yaptığınız çalışmaları neden yani sosyal medyada gerektiği gibi paylaşmıyorsunuz, cimrilik yapıyorsunuz? Bir onu bir sorayım. Yani bunun ego ile falan alakası olduğunu zannetmiyorum. Çünkü oradaki yapmış olduğunuz konuşmalar diğer etkinliğe katılan arkadaşlarımızın da düşünceleri en azından bizlerin meseleleri öğrenmesine faydası oluyor. Böyle bir size eleştirimi getirmiş olayım Bülent Hocam. Yok, o doğru değil. Yani yaklaşık 2 yıldan beri sosyal medyada aktif olmaya çalışıyorum. Orada kendime göre de bir hesabım var. Oradan da hem herkesin kendine göre bir hesap var hocam. evet yani açıkçası bu Facebook hesabından bahsediyorsunuz. Şimdi orada hem şahsi olarak yaptığım faaliyetleri, çalışmaları hem de enstitümüzde yapmış olduğumuz çalışmaları paylaşıyorum. Zaman zaman bazı özel duygularımı, düşüncelerimi, bazen eleştirilerimi de paylaşıyorum. Dolayısıyla o doğru değil. Yani çok fazla da bir şey saklamıyorum.
Ama şu var, yani ben açıkçası bu tartışmayı biraz suni buluyorum. Yani ister dört teşkilat birlikte devlet tarafından muhatap kabul edilsin, ister hepsi tek bir teşkilat olarak kabul edilsin. Bence burada mühim olan mesele, evet, tabii bu önemli ama bir tercih meselesi. Bunu dini teşkilatlar kendi aralarında anlaşarak, uzlaşarak çözmeleri lazım. Bunu biz burada televizyon ekranlarında çözemeyiz. Ama bizim için mühim olan şey şudur. Hem DİTİB, hem İslam Rahat, Milli Görüş, İslam Kültür Merkezleri, Sentral Rahat çok önemli teşkilatlar. Evet. Yani Almanya'daki Müslümanların, Almanya'daki Türklerin oluşturmuş olduğu en önemli teşkilatlar bunlar. Yani bir sivil, evet, toplum örgütünden bahsediyorsak bunları göz ardı edemeyiz. Evet. Dolayısıyla yaptığı çalışmaları da hakkını teslim etmek, tabii, lazım. Hoşumuza, tabii, gitse de, tabii, gitmese de. Tabii yani, evet, eleştireceğiz de, eleştirmemiz de gerekir. Çünkü la yüsel kimse değildir. Bizim inancımız böyle. Biz özellikle ehli sünnet itikadına bağlı Müslümanlar olarak masumiyete inanmayız. Bir tek Efendimiz, Peygamberimiz masumdur. Onun dışında her insan, her kurum, her yönetim, her siyasi irade hata yapabilir, kusur yapabilir, eksik içinde olabilir. Ama yapıcı bir şekilde, olumlu bir şekilde bunları tartışmamız icap eder. Burada da bence en önemli mesele Müslümanların, Almanya'daki Müslümanların, bu milletin, bu ümmetin ortak menfaatlerinde birlikte hareket edebilmelerini sağlayabilmektir. En önemli husus bu. Ben olayı öyle görüyorum. Burada da hani Almanların bir sözü var. Wo ein Wille ist, gibt es einen Weg diyorlar. Yani, evet, isteğin olduğu yerde, niyetin olduğu yerde yol devamlı bulunur. Bizde de herhalde Ziya Paşa'ya ait aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz gibi bir söz var. Evet. Hafızam yanıltabilir ama doğru Ziya Paşa'nın diye, evet, aynen hatırlıyorum. Aynen öyle, Ziya Paşa'nın. Dolayısıyla burada bütün bu dini cemaatlerin ve bizim ölçmemiz gereken, bunları değerlendirirken, bunların önemli hizmetlerini, yani gerçekten önemli hizmetlerini değerlendirirken bakmamız gereken iş, faaliyetleri, işleri, icraatları. Burada tabii geçmişte bazı sıkıntılar oldu ama totalde baktığımızda ben de o değerlendirmeye katılıyorum. Yani şükürler olsun, bizim yüzümüzü kara çıkartacak, bizi mahcup edecek ciddi bir sıkıntı da olunmadı. İnşallah bundan sonra da olunmaz diye bekliyorum. Çünkü İnşallah. Dini cemaat olarak kabul edildiğinizde Almanya'da çok önemli haklar elde edebiliyorsunuz. Mesela Alman İslam'ından bahsettik. Bu dini cemaatler söz hakkı, yetki sahibi olduğunda Almanya'daki Müslümanların istediği, arzuladığı ve yaşadığı şekilde bir İslam anlayışının, İslam algılayışının hem bu ilahiyat merkezlerine hem okullardaki din dersi öğretmenlerine yansımasını sağlamış olacağız. Ne taassup ne de işte aşırı şekilde uçlarda gezinen bazı işte bu liberal çevreler falan. Orta yolda mutedil bir anlayışın, müstakim bir anlayışın, Kur'an ve sünnet çizgisinde, ehli sünnete ittiba olan bir çizgisi de devam edeceğini düşünüyorum. Burada da Diyanet'in, DİTİB'in, İslam Rahat'ın, Milli Görüş'ün, İslam Kültür Merkezleri'nin ve işte genelde Arap ve Boşnakların yoğunlukta bulunduğu Sentral Rahat'ın ayrısının gayrısının olmadığını biliyorum. O bakımdan benim arzum, niyetim bu meselelerin tez zamanda çözülmesi, bunu daha çok böyle kesrette, vahdet usulü içerisinde çözmek. Yani çoğulculuktan biz rahatsız olmayız. Yeter ki ana meselelerde, müşterek noktalarda birlik sağlansın. Bu önemli. Bir de şimdi mesela Wohlfahrt Verband gibi çok önemli bir mesele var. Sosyal hizmet kurumu. Yani Almanya'da biliyorsunuz on binlerce insanı istihdam ettirebilecek, evet, bir alan bu. Ve burada da işte dini Almanların bunu herhangi bir dini cemaate tek başına bu yetki vereceğini ben düşünmüyorum. Ama burada işte geçmişte işte din dersinde, ilahiyat merkezlerinde ve daha başka alanlarda yapılan hataların ya da eksiklerin tekrar olmaması için tez zamanda cemaatlerin bir araya gelip bu konularda müşterek programlar, projeler üretmesi lazım. Bir de şu da önemli. Mesela kiliselerin bütün meselelerle ilgili, din eğitimiyle ilgili, işte bu biyo, etikle ilgili meselelerde Mindestlohn'dan tutun atom kraftwerk, nedir onun Türkçesi? Atom santrali. Atom santrallerine kadar. Enerji politikasıyla kadar. Enerji politikasına kadar bu meselelerde kiliselerin pozisyonspapiyaları var, leitfadenleri var. Yani şeyleri, sözleri var, tezleri sözleri var, tezleri talepleri var. Bunların bizim cemaatlerimiz tarafından da belki hani atom enerji politikası ile ilgili olmak zorunda değil ama temel İslam meselelerle ilgili bu konuda da belli çalışmaların yapılması gerektiğini ben düşünüyorum.
Önümüzdeki yıllarda bunların olacağını düşünüyorum. Öyle sinyaller alıyorum, öyle intibamım var. Yani olumlu düşünüyorum bu konularda. Bizim hedefimiz, maksadımız dini cemaatleri pozitif yönde yönlendirmek. Çünkü onlar olmadan yani tersini düşünelim. Bu bizim hani babamların nesli diyorum ben. Evet. Babamların nesli olmasaydı, bu camiler, bu cemaatler oluşmasaydı halimiz ne olurdu? Yani bunu da hesaba katmak lazım. Bu bağlamda evet eleştireceğiz, sert olarak birbirimizi eleştireceğiz ama hep nazik, nezaket kurallarına uygun ve yapıcı bir şekilde. Bu da bu şekilde oldu. Ümit ediyorum, umuyorum ki bundan sonra da bu devam eder. Ama hep de bu cemaatlerin, bu camilerin, bu teşkilatların kıymetini de bilmemiz lazım diye düşünüyorum. Bunu da yani görevim icabı demiyorum, gerçekten samimi olarak bunu söylüyorum. Çünkü babamların nesline bakıyorum. Bir de o camilerde, cuma namazlarında lahmacun satan şu kış günlerinde... Evet, teyzeler, ablalar, bacılar, hanımlar. Bakıyorum, evet. Onları düşünüyorum. Yani ne sıkıntılarla o camiler yapıldı, oluşturuldu, satın alındı. Ben biliyorum yani o arkadaki evet. sıkıntıları. Dolayısıyla o insanlara karşı da minnetimiz var. Bu hepimizin, hem akademiyada görev yapan bizlerin, hem bu teşkilatların merkezinde çalışan insanların boyun borcu diye düşünüyorum. Ve hepimiz de bu bilinçle, bu şuurla hareket etmeye çalışıyoruz. Evet. Ümit varım ben, öyle karamsar düşünmüyorum evet. gelecekle ilgili. Hocam sanki biz karamsarmışız gibi bir ima aldım. Yok yok, hayır. O sizin vazifeniz. Yani sizin eleştirmeniz, sizin yanlışları gördüğünüz, yani şahsi olarak sizin kendi yorumlarınızı katmanız sizin vazifeniz. Ama bizim vazifemiz de kendi düşüncelerimizi ifade etmek. Bence siz, güzel bir şey oldu. Total bir bakış oldu. Aynen, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizin gibi insanların, öznelerin Almanya'da, Almanya merkezi Avrupa Müslümanların geleceği açısından şimdiden söyleyecekleriniz, gelecekle ilgili tezlerinizin hayati ehemmiyeti olduğunu düşünüyorum. Ve buna iman ediyorum. Onun için hocam susmamanız lazım, konuşmanız lazım. Sizin gibi daha birçok dostlarımızın konuşması lazım. Katkılarınız için Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, değerli Kanal Avrupa izleyicileri, bu programımızın yapım ve yayınında emeği geçen yakın yapım ekibime teşekkür ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi en büyük teşekkür ekranları vasıtasıyla bizleri hanelere misafir eden siz değerli Kanal Avrupa izleyicilerine. Haftaya aynı gün ve aynı saatte farklı konu ve konuklarla tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle derken, kalbinizden sevgi, muhabbet, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Görüşmek üzere.